Beni çağırtmışsınız. Hoş geldin Helena. Bunlar senin için. Gel. Gel. Vasilius, teşekkür ederim. Bunlar hiçbir şey değil ki Helena. Evlendiğimizde sana cenneti yaşatacağım. Hadi başla. Helena, neyin var? Yoksa yemeği mi beğenmedin? Hayır. Hayır, her şey çok güzel. En son bu masada babamla yemek yemiştik. Bir an... Acını anlıyorum. Hem de çok iyi. İsterim ki... ben... bunun üstesinden birlikte gelebiliriz demiştim. Teklifime hala cevap vermedin. Evet demeni beklerim. Vasilius, bu çok ciddi bir karar. Hemen evet dememi nasıl beklersin? Biliyorum. Biliyorum. Lakin ben sana kavuşacağım günleri sayarken... senin bunu düşünmemen... beni çok üzdü. Üzülmeni istemiyorum. En yakın zamanda... cevap vereceğim. Peki. Sabırla bekleyeceğim. Beklerken beni hatırlatması için küçük bir hediye. Nazik bileğine çok yakışacak. Teşekkür ederim. Beni utandırdın. Müsaaden var mıdır beyim? Gel hele Bamsı. Beni emretmişsin beyim. Vasilius Tekfurlu'yu ele geçirdi. İmdi de Tekfur'un kızıyla evlenmek istermiş. Bize emanet edilen Helena'nın bu işte gönlü var mıdır Bamsı? Beyim, o Vasilius Helena'yı sevdiğinden değil... kaleyi iyice ele geçirmek için Helena'yı ister. O vakit bu iş olmaz Bamsı. Helena bize emanettir. Kimde gönlü varsa onunla evlendirmek bizim vazifemizdir. Doğru dersin beyim, doğru dersin. Helena'nın o Vasilius'ta gönlü yoktur. Ya kimde vardır gönlü Bamsı? Şimdi sana bir vazife vereceğim. Emrin olur beyim. Malum.
Kalenin yolunu en iyi sen bilirsin. Helena'ya Vasilius'tan şüphe ettiğimi bildiresin. Dikkatli olmasını söyleyesin. Bunu babasına olan saygımdan söylediğimi de iletesin. Bu altınları Haçaturyan Usta'ya ver. Dükkanın eksiklerini tamamlasın. Kalenin en güçlü tüccarı haline gelsin. Destur var mıdır beyim? Gel hele Abdurrahman. Kaleden haber vardır beyim. De hele. Batuhan kaleye gelmiş. Dumrul onun Vasilius'la görüştüğünü söyler. Zira çıkışta da peşinde biri varmış. Belli ki Vasilius peşine adam takmış. Batuhan! Batuhan! Bugay, çok şükür buldunuz beni. Çok şükür. Batuhan geliyor. Beni o kaçırdı. Çabuk, çabuk çöz beni. Ne işin var burada? Aslan Hatun'u arama emri aldım. Demek sen kaçırdın. Tahmin etmeliydim. Neden yaptın bunu Batuhan? Al bu altınları Alplere dağıt. Vakit geldi Bugay. Sen de mi Bugay? Nasıl bu soysuzla beraber olursun? Babam seni çok severdi. Sen onun en iyi alplerinden biriydin. Her daim sana destek oldu. Kes sesini. Babanın da, o elikanlı ağabeyinin de yıllarca pisliğini çektik. Onun ihtirası yüzünden nice alpimiz öldü. Nicesi de telef oldu. Şimdi bana sakın namustan ve şereften bahsetmeyesin. Hayır! 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 Bugay, bu mendili Aliyar Bey'e vereceksin. Bacısı Aslıhan'ın izini bulduğunu söyleyeceksin. Hayır. Kural da peşinden gelecektir. Aslıhan'ı benim kaçırdığımı anlayacaktır. İkisi de tuzağımıza düşecekler. Hayır! Hayır, bunu yapamazsınız. Bugay, bu mendil bana intikamın yolunu, size de obanın şerefini verecek. Katiller, soysuz. Böyle bir şey yapacağı belliydi. Ona Aslıhan'ı vaat etmeyecektin. Sen de mi beni suçlarsın? Batuhan gibi bir ahmağı Aslıhan'ı layık görürsen, elde edemeyince böyle yapar. Allah'ın belası Batuhan. Ne vakittir ortalıklarda yoktu. Nereden bilirdim Aslıhan'ı kaçıracağını? Mahkemede konuşulanları duyduysa, gayrı onu durdurmak çok zordur beyim. Onu durdurmak değil, yok etmek gerekir. Zira Batuhan her şeyi bilir. Eğer bu bildiklerini Aslıhan'a anlatırsa, Aliyar'ı kaybettiğim gibi Aslıhan'ı da kaybederim.
Baba, ben ne vakit bey olacağım? Şimdi bey oldun işte Gündüz'üm. Başka ne istersin? Pusatsız bey mi olur? Gündüz'üm, nereden çıktı bu beylik sevdası böyle? Bey dediğin gücünü pusatından değil, yüreğinden, aklından alır. Şimdi ananın dediklerini dinleyeceksin. Ondan gayrı büyüyeceksin, gelişeceksin. İlk önce Alp, Allah izin verirse bey de olursun. Nenem dedi ki, katıklı aş yersem bey olabilirmişim. Oy benim ay parçası oğlum. Oy benim kurt balam. Gel nenenin kucağına. Bak dinle. Deden Süleyman Şah gibi. Babam Ertuğrul Bey gibi. Bey olmak istiyorsam karnını ve aklını doyuracaksın. Anladın mı? Hı. Söyle bakalım. İsa'nın öğrettiği duaları ezberledin mi? Ezberledim. Okuyayım mı? Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Aliyar Bey size bir ulak göndermiştir beyim. Gelsin. Ulak, içeri gelesin. Beyim, Aslan Hatun gündüzden beri ortada yoktur. Aliyar Bey'im kaçırıldığından şüphe etmektedir. Sen ne dersin? Kim yapar böyle bir işi? Aliyar Bey'im Batuhan'dan şüphe etmektedir. Müsaadenizle beyim. Eyvallah. Doğan'la Turgut'a söyle. Alpler hazırlansın. Sabah erkenden Çavdar Obası'na gideceğiz. Ya oğul. Bey olmak kolay bir iş değildir. Aliyar Bey'in sana ihtiyacı vardır. İnşallah Aslan Hatun da sağ salim bulurlar da bu kara bulutlar dağılır. Beyim. Beyim, çavdarlar gayrı başsız değildir. Başlarında Aliyar Bey vardır. Sen neden gidersin? Halime Hatun. Biz kardeşsak iyi günde de kötü günde de kardeşiz. Şimdi Aliyar Bey'in müşkülüne çare olmaya giderim. Gayrı şu kıskançlığı bırakasın. Eğer bu işin ardında Batuhan varsa, eğer sana olan garizinden bu işe kalkıştıysa, Aslan bacımın başına bir hal geldiyse, seni bu obada yaşatmam. Aliyar, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Senelerdir hırsınla hepimizi felaketlere sürükledin. Ettiklerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir yalanını 9 doğru kapatmıyor. Sen bana yalancı mı dersin? Haddini bilesin Ural Bey. Üzerine yürüdüğün kişi çavdarların beyidir. Asıl sen haddini bilesin. İndir o hançeri, yoksa elini keserim. Sen Emir Saadettin'in huzurunda hançer çekilmeyeceğini bilmez misin? Çık. Çık. Kutluşa. Çık.
Sen iyi ki bey olamamışsın. Ne töre bilirsin, ne edep. Töre bilsen bir beyin üzerine yürümezsin. Edep bilsen bir emirin karşısında böyle saygısızlık etmezsin. Sen böyle hırsına yenik düştükçe seni ikaz etmek işte böyle Kutluca gibi adamlara düşer. Şimdi yıkıl karşımdan. Ne vakit dara düşsem yardım eden sensin. Bahşettiğin ömrü emrettiğin üzere yaşamamı nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Her şeyi hikmetle yapandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.
Ormanda yolumu kaybettim. Sonra sesinizi işittim. Sen Allah'ın sözlerini işittin evlat. Allah yolumuzdan şaşmayalım diye bahşetmedi mi ayetlerini? Ademoğlu çok kez yolunu kaybetti evlat. Tevhidden şaşıp kendi elleriyle yaptığı putlara taptı. Fakat Allah merhamet eden ve cezalandırmakta acele etmeyendir. Ademoğlu yine tevhidden şaşmasın diye yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirerek rahmet etti. Peygamber Efendimiz'i rehber eyledi. Bu son çağrıya kulak verip Allah'ın çizdiği istikametten ayrılmayan müminler Kur'an'ın haber verdiği yardıma mazhar oldular. Onlar hem bu hayatın hem ebedi hayatın muzafferleridir. Sabrettim efendim. Zorluklar karşısında aldığım kararlar belimi bükse de asla yalnız olduğumu düşünmedim. Allah muhakkak seninle beraberdir Ertuğrul. O sevdiği kullarını imtihan eder. İmtihan olmuyorsan, hiçbir zahmetle karşılaşmıyorsan ve rahatın yerindeyse bilesin ki bir mesele vardır. Adalet seni yavaşlatır, gaflet uyutur ve kibir ömrünü çürütür. Amenna. Zorluktan, sıkıntıdan korkumuz yoktur evvelallah. Mükafatını da yalnız Allah'tan bekleriz. Başındaki musibetler bir bir dağılmakta Ertuğrul. Allah yolunu açmakta. Düşman gördüklerin, sana imdiye kadar cefa verenler, menziline ulaşmanda yardım etmekte. Bu seni şaşırtmasın ve kibre sürüklemesin. Unutma, her işte muhakkak bir hikmet gizlidir. Rabbim beni nefsimin kölesi yapıp şeytana yoldaş eylemesin. Amin. Amin. Sizi özledik efendim. Vuslat yakındır evlat. Kolay gele tüccar. Sağ olasın, sağ olasın. Ne istersiniz? Elinde neler vardır görmek isterim. İçeri buyur o vakit. Mallarımız içeridedir. Hey, hey. Kolay gelsin tüccar. Alvin Usta, kendisi alıcıdır. Yardımcı olalım. Mallarına bakmak isterim. Oo, elbette. Hoş geldiniz beyim. Buyurun. Bizde her ne isterseniz vardır. İyi. Pastırma. Pastırma var mıdır? Olmaz mı? Hem de en alasından vardır. İyi, hele ver bakalım biraz. E
İyi. Beğendim. Çok beğendim. Şimdi siz bundan bana 40 katır yükleyesiniz. Ya ne bakarsınız bre? Belli ki siz burada yenisiniz. Sizden yüklü mal isterim ki ticaretiniz büyüsün. Hem de altını peşin veririm. Bizler tüccarları desteklemeyi severiz. Şimdi bu altınlarla işlerinizi büyütesiniz. Sizinle daha çok çalışacağım Alvin Usta. Eksik olmayın beyim. Bu verdiğiniz altınlarla şehrin en büyük tüccarı olup yine size şerefle hizmet ederim. İyi. Buyur beyim. İkramımızdır. İçinde nice dertlere deva macun vardır. Sağ ol tüccar. Macun ihtiyacımız yoktur evvelallah. İkramdır, geri çevrilmez. Hiç çevrilmez. İkram hiç çevrilmez. Çevirmedim ben de, aldım. Alvin Usta, seninle daha sık görüşeceğim. Şifalı nimetlerinizden daha çok almak isterim. İyi, haydın bana eyvallah. Yine geleyim. İyi. Her zaman bekleriz. Yine geleyim. Beyim, bu gayet bir iz bulmuştur. Yeni bir haber mi var? Bu gayet bir iz bulmuş Emir Hazretleri. Öyle bir anlat. Bu kanlı mendili bulduk beyim. Aslan bacımın mendili. Menziline eriştin Ertuğrul Bey. İnşallah kendi obanı felaketlere sürüklediğin gibi bizim obamızı da felaketlere sürüklemez. Gün senin günün. İmdi varın gidin. Otağımızda Aliyar'la zaferinizi kutlayın. Hayrola beyim. Aslan Hatun'u son gördüğümüz yer burası değil mi Turgut? Doğrudur beyim. Biz bu yoldan geldik. Peki bu yol nereye gider? Çavdar obasının mezarlığına. Buralı cenazeye getirdiğimde görmüştüm. Obadan evvel mezarlığa gideceğiz Turgut. Eyvallah beyim. Haydi Alpler! Haydi Alpler! Haydi Alpler! Bu mendili nerede buldunuz Bugay? Kör vadi yolunda bey. Beni tez mendili bulduğun yere götür. Hemen. Emrin olur beyim. Alplerim dışarıda.
Otağın önünde bekler. Tez vakit çıkarız yola. Aliyar, ben de sizinle geleceğim. Eğer Batuhan'sa kellesini almak bana düşer. Aliyar Bey, Aslıhan Hatun'u bulmadan obaya dönmeyin. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Hayırlı haberlerle döneceğiz. Aslan Hatun dün belli ki bana ve Aliyar Bey'e öfkesinden dolayı Candar Bey'in mezarına gelmiştir. İzlere dikkat edin alpler. Dikkatli bakın. Candar Bey'in mezarı hangisi? Budur beyim. İçeridir beyim. Kan. Batuhan. Batuhan yapmış olabilir miyim? Bunu öğreneceğiz Turgut. Ural'dan intikam almak için Aslıhan Hatun'u kaçırmış olmalı. Ural. Hep Ural. Ne uğursuz adammış ki kirinden pasından nasibini almayan kalmadı. İşin içinde Batuhan varsa mutlaka bir tuzak olmalı. Beyim! Beyim, iki at izi vardır. Bir de kurumuş kan. Geceleri buraları serin olur. Donup kalmış. En fazla bir günlüktür. Atlardan biri yüklü, diğeri boşmuş. Çukurundan belli. Belli ki baygın olduğu için Aslan Hatun'u kendi atına almış. Diğerini de yanına alıp götürmüş. Doğan, Günkut'u yanına al. İzleri takip edin. Biz de hemen obaya varalım Turgut. Emredersin beyim. Alper! Samsa! Biz de geliyorsunuz. Evet.
Ey yüceler yücesi Rabbim. Her şeyi yaradan sensin. Gündüzü, geceyi, güneşi, ayı yarattın. Devre alemini gördükçe şu cücük kadar beynimle sana iman etmişim. Rabbim, imansızların, yoldan çıkmışların şerrinden sen bizleri koruyasın ya Rabbim. Helena'mı düştüğü bu gayya kuyusundan sen çıkar ya Rabbim. Bamsı? Bamsı? Taş kesildin yine. Hey ya. Güneş mi? Yoksa sen mi gözlerimi alırsın? Onu düşünürdüm. Buraya benimle konuşmak için mi geldin? Gel o vakit. Yürüyelim. Benim de sana anlatacaklarım var. Ah Ertuğrul, ah. Biraz sözümü dinleyeydin. Ben bu toprakları sana gözüm kapalı veririm. Sanki ne? Ural denen o ihtiraslı ahmakla iş yapar mıyım ben? Lakin hayat. Kendisine hayrı olmayanın, kardeşlerine hayrı olmayanın, obasına hayrı olmayanın bana mı hayrı olacak? Ertuğrul Bey geldi Emir Hazretleri. Gelsin. Ertuğrul Bey, Aslıhan Hatun'u kaçırdılar. Alpler mendilini bulmuşlar. Hem de kanlı. Nerede bulmuşlar bu mendili? Kör Vadi dediklerini işittim. Aliyar'la Ural Beyler Alper'iyle birlikte oraya doğru yola koyuldular. Bu bir tuzaktır Emir Hazretleri. Sen ne dersin? Ne dersin Ertuğrul Bey? Bu hançeri tanır mısın? Elbette. Aslıhan Hatun'undur. Nerede buldun bunu? Babasının mezarında. Aslıhan Hatun'u kaçıran bir kişiydi. Aslıhan Hatun kaçırılmamak için direnmiş. Orada kayanın üzerinde kan izi bulduk. Aynı zamanda ata bindirildiği yerde de kan izi bulduk. Batuhan, başkası olamaz. Aslıhan Hatun'u götürdüğü yer Kör Vadi'den tam aksi istikamettedir. İzleri takip etmeleri için alplerimi görevlendirdim. Bu mendili oraya koyan her kimse tuzağı da kuran odur. Yahut bunu Aliyar Bey'e getiren her kimse tuzağı o kurmuştur. Kimdir o? Bugay derlerdi adına. Belki de Batuhan'la bir olup iş tutmuşlardır. Geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Hemen Kör Vadi'ye gideceğim. Aliyar Bey'in de hayatı tehlikededir. Ben de geliyorum. Yaverinizden askerlerinizi Aslıhan Hatun'u aramak için görevlendirdiğinizi duydum. Bin türlü hal var. Sizi koruyamam. Sen varsın ya Ertuğrul.